Goedenavond, welkom Missus en welkom voor onze online Nederlandse taalkursus. Vandaag gaan wij onder andere hebben over wie, wat, waar, wanneer, waarom. Voorbeelden van vraagvormen. Wie is de persoon? Bu kişi kim? Wat doe je? Sen ne yapıyorsun? Waar ga je naartoe? Nereye gidiyorsun? Wanneer begint het feest? Parti ne zaman başlıyor? Eğlenceler. Waarom huil je? Neden ağlıyorsun? Wie is the person? What do you? Wanneer ga je naartoe? Waar ga je naartoe? Wanneer begint het feest? Waarom huil je? Persoonlijke voornaamwoorden, personen, dieren of dingen. Nogmaals herinneren. Ik, je, jij, u, hij, zij, het. We, wij, jullie, ze, zij. Vraagwoorden. Wie gebruikt om te vragen waar na, na. Wie gebruikt om te vragen naar de identiteit van een persoon? Bir kişinin kişiliğiyle ilgili, kim olduğuyla ilgili soru sormamız gerektiğinde kim sorusunu soruyoruz. What gebruikt om te vragen naar de aard van iets, ne, actie of een gebeurtenis, olayın ne tarafından yapıldığı sorulmaktadır. Waar, nerede? Gebruikt om te vragen naar de plaats of locatie. Wanneer, ne zaman? Gebruikt om te vragen naar het tijdstip of het moment van een gebeurtenis, bir olayın olmuş olduğu saati. Zamanı sormak için kullanılır. Waarom? Neden? Gebruikt om te vragen naar de reden of het doel van een iets. Bir şeyin sebebini veya amacının ne olduğunu sormak için neden, niçin sorusu sorulur. Voorbeelden van W vragen. V ile W ile başlayan sorulara örnek veriyoruz. Bunlar, Wie is the person? Bu kişi kimdir? What do you? Sen ne yapıyorsun? Waar ga je naartoe? Nereye gidiyorsun? Wanneer begint het feest? Parti ne zaman başlıyor? Waarom huil je? Neden ağlıyorsun? Huilen fiilinden gelmektedir. Örnek cümlelerimiz. Wie is the person? Bu kişi kimdir? Sizden ricam soruyu tekrar etmeniz. Wie is your beste friend? Wie is your beste friendin? En iyi arkadaşınız, erkek veya kız arkadaşınız, friendin kimdir? Wie gaat er vanavond mee naar het feest? Wie gaat er vanavond mee naar het feest? Bu akşam partiye kimler gidiyor? Met wie heb je gisteren gesproken? Kiminle anlamındadır. Met wie heb je gisteren gesproken? Dün kiminle konuştun? Wie is the president van het land? Ülkenin başkanı kimdir? Wie is the president van het land? Wie heeft dat kunstwerk gemaakt? Wie heeft dat kunstwerk gemaakt? Bu sanat eserini kim yapmıştır? Wie gaat er dit weekend op reis? Reis, seyahate çıkma. Bu hafta sonu kim seyahate çıkıyor? Wie gaat er dit weekend op reis? Met wie, yine kiminle, will je graag samenwerken op dit project? Bu projede kiminle birlikte birlikte çalışmayı çok istersin. Wie heeft de wedstrijd gewonnen? Maçı, wedstrijd, maç demek. Wedstrijd. Gewonnen, kim kazandı? Wie was de eerste person die op de maan liep? Ayda yürüyen ilk kişi kim idi? Geçmiş zamanda soru. Wie gaat er naar het concert vanavond?
bu akşamki vanavond konsere kim gidiyor? Wie gaat er naar het concert vanavond? Umarım açık ve anlaşılır. What, ne sorusuna örnekler. What is your favorite color? Senin favori rengin nedir? What is the Hauptstadt von Frankreich? Fransa'nın başkenti nedir? Hoft, baş. Stadt, şehir. Baş şehir, yani başkent. What is the Hauptstadt von Frankreich? Paris is the Hauptstadt von Frankreich. What is the Hauptstadt von Nederland? Amsterdam is the Hauptstadt von Nederland. What is the Hauptstadt von Türkiye? Ankara is the Hauptstadt von Türkiye. What will you graag voor je verjaardag krijgen? What will you graag? Gerçekten istemek, ne istersin? Yürekten istemek. Verjaardag, doğum günü. Doğum gününüz için ne almak istersiniz? What is het geheim van je succes? Geheim, geheim, sır. Başarınızın sırrı nedir? What is het geheim van je succes? Success, başarı demek. Cümleyi tekrar ediniz lütfen. What is het geheim van je succes? Wat voor muziek luister je graag? Wat voor müzik, ne tür müziği dinlemeyi seviyorsun, tercih ediyorsun? What vind je het leukste aan je baan? What vind je het leukste aan je baan? İşinin en çok ne yanını, nesini seviyorsun? What is het recept for the heerlijke taart? Recept, yemek tarifi, tarif, öyle söyleyelim efendim. Heerlijk, leziz, müthiş. Tart, tart, pasta. Bu leziz pastanın tarifi nedir? What is het recept for the heerlijke taart? Wat betekent dat woord in het Nederlands? Wat, ne, betekent anlama gelmektedir. Anlamı. Dat woord, o kelimenin. In het Nederlands, Hollandaca'daki. Yani, what betekent that word in het Nederlands? O kelimenin anlamı Hollandaca'da nedir? Ne anlama gelir? What ga je dit weekend doen? Ga je yapacaksın, ecek, acak anlamındadır. Her ne kadar gitmek fiil olsa da. Gelecek zamanda kullanılır. Weekend, bu hafta sonu. Doen, yapmak. What ga je dit weekend doen? Bu hafta sonu ne yapacaksın? What zijn je planen for the zomervakantie? Planın, planlar. Zomer, yaz. Vakantie, tatil. Yani ne demek oluyor? What zijn je planen for the zomervakantie? Yaz tatili için planların nedir? Okay. Bu da what. Devam. Waar ben je geboren? Nerede doğdunuz? Geboren. Waar ga je naartoe op vakantie? Tatilde nereye gidiyorsun? Naartoe. Waar is mijn sleutelbos? Sleutel anahtar demek. Anahtarlar, anahtarlık. Waar is mijn sleutelbos? Benim anahtarlarım nerede? Waar kun je de beste pizza in de stad krijgen? Şehirde en leziz pizzayı nereden alabilirsiniz? Waarom ben je te laat gekomen? Neden sen çok geç geldin? Neden çok geç kaldınız anlamındadır. Waarom ben je te laat gekomen? Waar bevindt zich het dichtstbijzijnde treinstasyon? En yakın tren istasyonu nerededir? Waar is het dichtstbijzijnde treinstasyon? Waar heb je de interessante informatie gevonden?
Bu ilginç bilgiyi nereden buldun? Waar heb je die interessante informatie gevonden? Bulmak, finden, vond, gevonden. Waarom heb je voor dit restaurant gekozen? Kiezen, koos, gekozen. Düzensiz fiiller, dikkat. Waarom heb je voor dit restaurant gekozen? Seçmek. Bu restoranı neden seçtin? Waar is de vergadering gepland? Toplantı nerede planlanmış? Waar kunnen we elkaar ontmoeten? Birbirimizi nerede görebiliriz, karşılayabiliriz? Alright? Bu da waar. Wanneer? Ne zaman? Wanneer is je verjaardag? Doğum günün ne zaman? Wanneer vertrekt de trein naar Amsterdam? Amsterdam'a giden tren ne zaman çıkış yapıyor veya ne zaman ayrılıyor? Wanneer begint de film in de bioscoop? Sinemadaki film ne zaman başlıyor? Wanneer begint de film in de bioscoop? Wanneer komt de post normaal gesproken aan? Normal şartlarda posta ne zaman geliyor? Wanneer komt de post normaal gesproken aan? Wanneer ga je op vakantie? Ne zaman tatile çıkıyorsun? Wanneer moet je het rapport inleveren? Raporu ne zaman teslim etmek zorundasın? Inleveren, teslim etmek. Gaat het concert van start? Konser ne zaman başlıyor? Wanneer heb je voor het laatst je familie gezien? En son aileni ne zaman görmüştün? Wanneer zal de zon ondergaan vanavond? Bu akşam güneş ne zaman batacak? Ondergaan, aşağı inmek yani batmak. Wanneer verwachten ze de uitslag van het examen bekend te maken? Uitslag, sonuç. Examen, sınav. Bekend maken, bildirmek. Yani, wanneer verwachten ze de uitslag van het examen bekend te maken? Sınavların sonuçlarını ne zaman herkese bildirmeyi bekliyorlar? Bu da wanneer. Biraz zor oldu soru galiba. Okay. Devam ediyoruz. Warum? Neden? Warum? Why? Warum'la sorulan soruların cevapları %90 omdatla cevap verilir. Çünküdür çünkü. Sorumuz niçin, neden? Cevap da doğal olarak çünkü. Warum heb je deze baan gekozen? Bu işi neden seçtin? Warum heb je gisteravond niet opgenomen toen ik belde? Dün aradığımda neden telefona bakmadın, cevap vermedin? Warum ben je gestopt met sporten? Spor yapmayı neden bıraktın? Warum wil je naar dat specifieke land op vakantie? Tatilde neden özellikle o ülkeye gitmek istiyorsun? Warum heb je de beslissing genomen? Beslissing, karar. O kararı neden aldın? Warum lach je zo hard? Neden bu kadar yüksek sesle gülüyorsun? Lachen, lach, gülmek. Warum lach je zo hard? Warum heb je dat boek aanbevolen? Neden o kitabı önerdin? Warum heb je dat boek aanbevolen? Warum maak je je zorgen over de toekomst? Geleceğe neden, gelecekten dolayı, gelecek için neden endişeleniyorsun? Warum heb je je excuses nog niet aangeboden? Neden daha özür dilemedin? Warum heb je je excuses, özrünü, nog niet, daha neden? Aangeboden, dilemek, bildirmek. Warum vind je dit onderwerp zo interessant? Bu konuyu neden bu kadar ilginç buluyorsun? Warum vind je dit onderwerp zo interessant? Bu da warum. Bir de ha ile başlayan soru kalıplarımız var. Who, nasıl? Hoeveel, kaç tane? Hoelang, ne kadar uzun? Uzunluk süre olarak ne kadar? Hoe vaak, ne kadar sıklıkla? Voorbeelden van ha vragen. Hoe maak je een appeltaart? Elmalı pastayı nasıl yapıyorsunuz? Hoeveel geld heb je? Ne kadar param var? Hoe lang duurt de film?
Film ne kadar sürüyor? Ufak sporcu ne kadar sıklıkla spor yapıyorsun? Yü sor özne olduğu için sportın sport. Fragen. Hoe gebruik je om te vragen naar de manier of methode waarop iets wordt aangedaan? Hoe genellikle bir şeyin hangi şekilde, nasıl şekilde yapıldığını sormak için kullanılır. Nasıl sorusu. Hoeveel? Kaç tane? Gebruik om te vragen naar de hoeveelheid van iets. Bir şeyin kaç tane olduğunu öğrenmek için sorulur. Hoe laat? Veya hoe lang? Ne kadar uzunluk? Gebruik om te vragen naar de duur of lengte gebeurtenis van een situatie. Bir olayın, bir durumun uzunluğunu, süresinin uzunluğunu öğrenmek için sorulur. Ufak, ne kadar sıklıkla? Gebruik om te vragen naar de frequentie van iets. Bir şeyin ne kadar frequent veya sıklıkla olduğunu, sıklık zaman zarfını sormak için, öğrenmek için kullanılmaktadır. Devam ediyoruz. Okay. Voorbeelden van haar vragen. Hoe maak je een appeltaart? Hoeveel geld heb je? Hoe lang duurt de film? Hoe vaak sport je? Önce hoeveel? Kaç tane? Hoeveel broers en zussen heb je? Kaç tane erkek kardeşim veya ve kız kardeşim var? Hoeveel geld heb je op je bankrekening? Hesabında ne kadar paran var? Tabi bu soru sorulmaz ama olur da. Hoeveel boeken heb je in je boekenkast? Kitaplığında kaç tane kitap var? Hoeveel kilometer is het naar het dichtstbijzijnde strand? Hoeveel kilometer is het naar het dichtstbijzijnde strand? En yakın sahile kaç kilometre var? Strand, sahil. Hoeveel tijd? Ne kadar süre? Hoeveel tijd heb je nodig om dat project af te ronden? Afronden bir şeyi bitirmek, tamamlamak anlamındadır. Bu projeyi bitirmek için ne kadar süreye ihtiyacın var? Hoeveel mensen waren er aanwezig op het feest? Feest, parti demek. Partide o zaman kaç insan, kaç kişi vardı, hazır bulunuyordu? Hoeveel apples, kaç tane elma? Liggen er nog in de fruitschaal? Meyve sepetinde daha kaç tane elma bulunmaktadır? Hoeveel punten heb je gehaald voor dat examen? O sınavdan kaç puan aldın? Hoeveel suiker moet er in de het recept? Recept neydi? Elma, pasta, bir şey yaparken. Tarif, değil mi? Yemek tarifi. Hoeveel suiker moet er in het recept worden toegevoegd? Buradaki reçeteye göre daha ne kadar şeker eklenmesi gerekiyor? Tuf hufuk eklenmek. Hoeveel kilo weegje? Kilonuz nedir? Veya kaç kilosunuz? Bu soruyu sorunuz. Örnek olarak soruyoruz biz. Who? Nasıl? Who maak je een omelet? Bir omleti nasıl yapıyorsun? Who ben je naar het werk gegaan vandaag? Bugün işine nasıl gittin? Hoe heb je de moeilijke puzzel opgelost? Moeilijk, moeilijk, zor, puzzel, bulmaca, opgelost, çözmek. Yani, hoe heb je de moeilijke puzzel opgelost? Bu zor bulmacayı, puzzle'ı nasıl çözdün? Hoe voel je je vandaag? Bugün kendini nasıl hissediyorsun? İki tane je var, dikkat ediyoruz. Hufuyu sen, seni yani kendini nasıl hissediyorsun? Hufuyu je vandaag? Hu organiseer je een successful evenement? Başarılı bir evenementi, olayı nasıl organize ediyorsun? Hu leer je het beste een nieuwe taal? Hu leer je öğrenmek en iyi şekilde yeni bir dil? Hoe leer je het beste een nieuwe taal? Yeni bir dili en iyi nasıl öğreniyorsun? Öğrenirsin. Hoe kun je je concentratie verbeteren tijdens het studeren? Ders çalışırken konsantrasyonunu daha nasıl iyileştirebilirsin? Zor kelime. Konsantrasi, konsantrasyon, dikkat. Dikkat, özellikle bunu belirtelim. Concentration İngilizce olduğu için arkadaşlar. Onu dikkat diye çevirelim biz Türkçemize. Ve verbeteren, daha iyileştirmek, daha iyi yapmak.
Hoe kun je je concentratie verbeteren tijdens het studeren? Hoe werkt deze app? Bu app, aplikasyon nasıl çalışıyor? Werk, çalışma. Hoe kun je je stres verminderen, azaltmak? Yani, hoe kun je stres verminderen? Stresi nasıl azaltabilirsin? Hoe zorg je ervoor dat je goed slaapt? Daha iyi uyuyabilmek için ne yapman gerekir? Nasıl daha iyi uyuyabilirsin? Kullan uzunluk zaman olarak. Kullan life in the blue mu, fast in the fast? Fast taze. Fast vazo. Bloom'un çiçekler. Peki şimdi sorumuzu soralım. Siz çevirmeye çalışınız. Hulan, Blyth in the Bloom'un Fers in the Fas. In the Fas. Çiçekler vazoda ne kadar süre taze, canlı kalabilir? Hulan, Dürtük, Omentartu bakın. Hulan ne kadar süre sürer, düğür sürmek demek. Omentart bir pasta yapmak ne kadar zaman alır? Hulan dürtet omentartı bakın. Hulan dürtet het fordat de zon ondergaat. Güneşin tamamıyla batması ne kadar sürer? Hulan dürtet om deze berg te klimmen. Berg, dağ. Klimmen, tırmanmak. Bu dağı tırmanmak ne kadar sürer? Hulan heb je moeten wachten op je bestelling? Siparişiniz için ne kadar süre beklemek zorunda kalmıştınız? Hulan heb je moeten wachten op je bestelling? Bestelling ne demekti? Sipariş. Tamam. Hulan duyurdu film. Film ne kadar sürer? Zaman olarak. Hulan ben ya al lit van deze club. Lit üye demek. Bu kulübe ne kadar süredir üyesiniz? Hulan duurt het om van hier naar de luchthaven te rijden? Lucht, hava. Haven, efendim, liman. Havaliman, airport. Yani buradan hava alanına, havalimanına araçla gitmek ne kadar sürer? Rijden, araç sürmek demek arkadaşlar. Yani araçla seyahat etmek. Hayır. Hoe lang duurt het voordat de trein aankomt? Tren gelmeden trenin gelmesi ne daha ne kadar sürer? Trenin gelmesi daha ne kadar sürer? Daha güzel Türkçemiz olsun. Evet. Hoe lang heb je in het buitenland gewoond? Buiten dış, dışarı. Land, ülke. Yani dış ülkede. Yani yurt dışında. Ne kadar süre yaşadınız? Gewoond, yaşamak. Hoe lang heb je in het buitenland gewoond? Hoe lang blijven de bloemen vers in de vaas? Bu cümleyi görmüştük. Çiçekler vazo. Kulat, saat kaç? Kulat begint de vergadering. Toplantı, vergadering. Vergadering. Toplantı saat kaçta başlıyor? Kulat komt de bus aan op het station. Otobüs, bus demek bu arada. Stasyon, istasyona. Saat kaçta geliyor? Aan, komt. Hoe laat sluit de supermarkt vanavond? Bu akşam süpermarket saat kaçta kapanıyor? Hoe laat vertrekt de trein naar Amsterdam? Amsterdam'a giden tren saat kaçta kalkıyor? Vertrek, kalkmak, ayrılmak, istasyondan ayrılmak. Hoe laat gaat de zon onder vandaag? Bugün saat kaçta güneş batıyor? Hula saat kaçta batacak? Güneş, le zon. Zon, iki oğlu yazılırsa erkek evlat demekti biliyorsunuz erkek çocuk. Onder vandaag. Hoe laat moeten we op het vliegtuig, vliegveld zijn? Vliegveld, vlieg, uçak. Uçmak. Sinek anlamına da gelir. Felt alan yani uçuş alanı, hava alanı oluyor.
Polat, moeten we op het vliegveld zijn? Havaalanında saat kaçta olmamız gerekiyor? Polat, begint het concert. Begint başlamak. Konser saat kaçta başlıyor? Polat, wordt het ontbijt gereserveerd in het hotel? Otelde kahvaltı saat kaçta sunulmaktadır? Geserveerd, pardon. Hulat kwam gisteren thuis. Dün, gisteren, dün demek. Dün eve saat kaçta geldin? Thuis de ev demektir. Hulat gaat de wekker morgenochtend. Yarın sabah alarm saat kaçta çalıyor? Umarım ve dilerim ki soru cümlelerimizi öğrenmenizde yardımımız olmuştur. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hopelijk hebben jullie vraagvormen in het Nederlands beter geleerd. Hopelijk heeft deze presentatie jullie klein beetje geholpen. En tot de volgende keer. Met vriendelijke groet, Mr.